Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 10-17 Temmuz haftası akrep burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Astrolojik olarak bu hafta aslında sevgi diliniz, insanlarla olan iletişiminizin yoğun olacağı, güzel olacağı, zaman zaman da biraz inatlaşacağınız bir hafta olarak çıkıyor. Daha çok uyum içerisinde olmaya çalışacağınız bir hafta bile diyebilirim. Yani çevrenizdeki insanlar sizi zorlasa da ben konuşmayacağım ya da ben size kötü bir söz söylemek istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi falımıza bir de bakalım. Falımızda neler var? Aile konularımıza bakalım. Hafta başı. Sanki eşinize bir şeyleri anlatmaya çalışırken çıkıyorsunuz. Üzerinde durduğunuz bir konu var. Bu konuda biraz eşiniz size arkasını dönmüş çıkıyor. Sanki onu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Kısa bir yol planı yapıyorsunuz. Bu yolla alakalı sanki onu hadi bu yola gidebiliriz, yapabiliriz der gibi çıkıyorsunuz. Aranıza bir mesafe koymadan bu konu bir an önce çözülmeli. Sana küsmek istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz aslında biraz. O arkasını dönmüş, oturmuş, düşünüyor. Biraz kafasında uzattığı, tereddütte kaldığı bir konu. Önünde sanki yapılması gereken bazı konular var. Ev içerisinde de yapılması gereken konular olarak değerlendirebilirsiniz. Sanki bunlarla ilgilenmek ya da evde bir şeyler yapmak çok da bir yerlere gitmek istemiyormuş gibi duruyor. Ama siz kararlısınız. Bu kararınızda pazartesi, salı özellikle ileri ileri konuşmalar yapacaksınız. Çarşamba günü sanki bir sandalye var altınızda oturmuş düşünüyorsunuz. Çevrenizde iki kişi görüyorum. İki kişiyle ilgili bir konuyu düşünüyorsunuz aslında. Benim konularla alakalı fazla inat etmeden durumu istediğim gibi bir hale getirmem lazım diyeceksiniz. Bu gene sizin aile hayatınızla alakalı. İnat edilmiş bir konu var. Size de bu dikte ediliyor sanki. Bu konuyla alakalı sandalyede oturuyor olmanız, başlamak istemediğiniz, sakinliği seçtiğiniz anlamına geliyor. Bir şeylere kızmış görünüyorsunuz aslında. Çarşamba günü bir şeylere, bir kişilere kızıp kafanızda böyle ara 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 bak bu da oldu aslında. Bunu mu demek istedi ya da bunu mu düşünüyordu gibi böyle o kişilerle alakalı hayali düşünceler, konuşmalar kendi kendinize yaptığınızı görüyorum. Ama bu pazartesi, salı ve çarşambanın aktifliği, yoğunluğu sizi perşembe bir rahatlığa götürecek. Perşembe gününüzde sanki böyle hayal ettiğiniz konularda bir başlangıç yapacaksınız. Bir parayı bir konuya gömeceksiniz. Yani bir para harcayacaksınız. Bu para için Perşembe günü bir başlangıç yapacaksınız. Hafta sonunda bu para ve bu konuyla alakalı girişimleriniz var. Siz hafta başında hafta sonu için yol planı yapıyorsunuz sanki ve bu yol planı ile ilgili de bir yere bir para gönderiyor olabilirsiniz. Aslında zor kazandığım parayı buraya harcamaktan çok da memnun değilim der gibi çıkıyorsunuz yalnız. Sanki böyle yerde bir şeyler arıyorsunuz. Hani biraz daha fazlası olmaz mı der gibi. Şimdi bu iş hayatınıza da geçiyor. Yani hafta sonu aslında önümüzdeki hafta sonu tabii ki. Para kaybetmiş gibi görünüyorsunuz. Yani kaybettiğiniz parayı yerine koymak için iş hayatında bazı şeylerde bir değişiklik isteği ya da avans isteğiniz söz konusu olabilir. Bir yerde bir para yetmeyecek size. Ya da harcamak istediğinizden tahmin ettiğinizden çok fazla bir harcama yapacaksınız belki de. Sonuç olarak hafta sonu biraz düşünceli görünüyorsunuz. Harcamalara dikkat etsek daha iyi olur o zaman diye düşünüyorum. Pazartesi iş konularında yanınızda bir kişi, sanki iş arkadaşınız, karşınızda duran bir yönetici. Bu kişi ikilemde kalmış. Siz ikiniz bir şeyler istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi bir balığın yani bir paranın üstüne oturmuş sanki inat ediyor, vermek istemiyor. Ya bir iş dağılımında sıkıntı yaşıyorsunuz ya parasal konularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Pazartesi, salı bu kişi önünüzde durmuş. Sizin isteklerinize çok da cevap verecek gibi durmuyor. İnat ediyor çünkü. Sanki size bir şeyler söylüyor. Hani şunu 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 yap ondan sonra konuşalım der gibi çıkıyor. Çarşamba, Perşembe arkadaşınız ya da çevrenizde değer verdiğiniz sözüne, aklına güvendiğiniz bir kişiyle bu konuları konuşuyorsunuz. Sanki karşınızdaki kişi size diret diyor. Diretmen gerekir diyor.
Siz bir bilinmezlik içerisinde ne yapmam lazım diye sanki soracaksınız. O kişi de size diret diyecek. Bir direniş var aslında bu hafta iş yerinde. Hiçbir sorun yok. Sadece sizin almak istediğiniz konuda bir direnişiniz söz konusu. Hatta Cuma günü bu sizin önünüzde ikilem yaratan kişiyle ağız ağza vermiş tekrardan konuşabilirsiniz. Siz sanki bu hafta iş yerinde bazı konuları çözmek için mücadele edeceksiniz. Akıl alacaksınız o bilinmezliği. İşte ne bileyim o elinize geçmeyen ve sizin hak ettiğinizi düşündüğünüz konularda bir uğraşınız var. Bu uğraşlarda haklısınız. Hak ettiğiniz konuda aslında güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Hafta sonuna geldiğim zaman bir evrak görseli demek ne demek? Almak istediğiniz, hak ettiğiniz konularda aslında istediğiniz yere geleceksiniz. Yalnız burada iş yerinde bazı gözler üzerinizde fıldır fıldır dönen gözler. Bu kişiye dikkat ederseniz aslında daha iyi olur. Sanki saman altından su yürüten bir kişi gibi duruyor. Bu sizin almış olduğunuz, hak etmiş olduğunuz konularda da bu kişinin gözü var olarak çıkıyor. Şimdi bu aralar herkeste bu çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sıkıntılarınızı, dertlerinizi atmak için emek veriyorsunuz. Ama emekleriniz zaman zaman karşılık görmüyor demek. Şuradan akan temiz nokta aile hayatında güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Perşembe gününe tekabül ediyor demek. Burada iş yerinde mücadeleniz olacak. Bazen ben ne yapıyorum dediğiniz bir zaman var. İkilemde kaldığınız bir zaman var. Ama derdiniz şu içime dert ettiğim konuları bir an önce çözmek olacak diyorsunuz. Pazartesi, salı bu konularla ilgili uğraşıp bakın çarşamba günden sonra da önünüze zorlaya zorlaya temiz bir yol açacaksınız. Çevrenizde insanlar bakın nasıl size bakıyorlar. Kötü düşünenler de var bunun içinde zaten söylemiştim. İyi düşünenler de var. Yani sanki iki tarafa ayrılmış siz ortadan geçiyorsunuz. Aslında alkışlanarak geçiyorsunuz gibi de duruyor bu. Almak istediğiniz her neyse Perşembe Cuma'ya kadar bu konularla ilgili çok güzel gelişmeleriniz olacak. Kırk ayak görseli de aslında her koldan savaşıp alacağınız hak edişler olarak da falımızda yansıyor. İlişkiler konusunda hala daha burada duran bir kişi var. Yani sizin birlikte olduğunuz, evli olduğunuz insan ve siz kafanızdaki sıkıntılardan dolayı bu kişiye bazı şeyleri anlatmaya, kendinize çevirmeye çalışıyorsunuz ama sanki size küsmüş ya da sizin istediklerinizi yapmamak için direnmeye devam edecek. Burada aslında hafta sonunuzu biraz bu konu zehir edebilir olarak çıkıyor. Evet sevgili akrepler, bu haftanız güzel geçecek. Balene kabul etmiyorum. Bu evde direnen kişiyle çok fazla takılmayın. Eşiniz ya da çocuğunuz inat ettiği bir konu var. Siz de onu böyle iyi bir dille, güzel bir dille bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz ama çok anlayacak kafada değil. Dik kafalı birisi olarak çıkıyor. Bu eşiniz de olabilir. Ben Nuh derim, peygamber demem diyebilir. Hafta sonunuzu zehir edebilir. O yüzden çok fazla üzerine gitmeyerek hafta sonunuzu zehir etmeyin demek istiyorum ben. Tercihler tabii ki sizin. Eğer bu anlattıklarım önünüze çıkarsa aslında 3 aşağı 5 yukarı bildiğiniz için daha güzel atlatacağınızı düşünüyorum. Haftanız güzel, sağlıklı, keyifli, neşe, aşk, sevgi ve para dolu geçsin. Güzellikler bu hafta sizi bulsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.